Bir ülke ekonomisini insan vücudu gibi düşünecek olursak, ekonomideki alım-satım faaliyetleriyle paranın hareket etmesi insan vücudundaki kan dolaşımı gibidir. Dolayısıyla insan vücudunda kan dolaşımı durunca insan nasıl ki ölürse ekonomide de faaliyet durur ve paranın hareket etmesi yavaşlarsa ekonomi aynen öyle ölür. Faiz oranlarının bu kadar önemli olmasının sebebi ekonomiyi canlandıracak ya da öldürecek güce sahip olmasıdır. İşte biz de bu yüzden akademinin bugünkü bölümünde Fed faiz artırırsa ne olur bunu konuşacağız. ABD Merkez Bankası yani meşhur Fed her yıl 7 haftalık aralıklarla toplamda 8 kez toplanarak hedef faiz oranını belirler. Hedef faiz oranı yahut gecelik faiz oranları bankaların birbirlerine borç verirken ki referans aldıkları faiz oranlarıdır. Gelelim bugünkü ana konumuza. Fed faiz artırırsa ne olur? Faiz artırımlarını verilen borç paranın fiyatının artması olarak düşünürsek faizler arttığında aslında hem bizim harcamalarımız üzerinde hem de şirketlerin yatırımları üzerinde bunun bir etkisi olacaktır. Faiz oranlarının %15 olduğu bir ekonomide 100 dolarlık bir paranın etiket fiyatını 115 dolar olarak düşünebilirsiniz. Az önce ne demiştik? Faiz oranları arttığında bankaların birbirlerinden aldıkları borç paranın fiyatı pahalılaşır. Bankalar da bunu hem bireysel müşterilerine hem de kurumsal müşterilerine yansıtırlar. Yani faiz oranları artarsa kredi faiz oranı yükselir. Kredi çekmenin maliyeti arttığında ise insanlar daha az harcama yapmaya eğilim gösterir ve dolayısıyla harcamalar azalır. Elbette daha az harcama yapılması ekonomideki bazı insanların da daha az gelir elde etmesine sebep olur. Dolayısıyla gelirler düşer. Elbette bu durum sadece hane halkını etkilemez, büyük şirketleri de etkiler. Eğer harcamalar azalırsa büyük şirketlerin geleceğe yönelik yatırımları da azalır. Bu da aslında uzun vadeli bir etkiye sebep olabilir. Bunlara ek olarak faiz karşılaştırmalı olarak daha risksiz bir yatırım aracı olduğu için artan faiz oranları da risksiz yatırıma olan talebi artırır. Dolayısıyla da riskli yatırım olarak kabul edilen borsalara olan talep azalır. Peki faiz artırmak bu kadar kötü bir şeyse Fed neden faiz artırır? Aslına bakacak olursak parasal genişlemenin ve ekonomik büyümenin hedeflendiği bir ekonomide faizlerin artırılması pek de tercih edilmez. Ama bazen ekonominin sağlığı için faizleri artırmak gerekir. Peki hangi zamanlarda diyecek olursanız az önce bahsettiğim gibi faiz oranları arttığında kredi faiz oranları da artıyordu. Bunun sonucu olarak insanlar harcama yapmakta tereddüt ediyor ve harcamalar düşüyordu. Ve tabii bunun etkisi de gelire yansıyor ve gelirler düşüyordu. Bunun bir yan paralelinde de riskli yatırıma olan ilgi azalıyor ve borsalara olan talep azalıyordu. Peki bu neye sebep oluyordu? Dolaşımdaki para azalır. Peki dolaşımdaki para azalırsa ne olur? Aslında çok yakın bir geçmişe baktığımızda, Amerika'nın pandemi sonrasındaki dönemine baktığımızda bunun bir örneğini yaşayacağız. Parasal genişleme ve özellikle ekonomideki büyük teşviklerle birlikte enflasyonun arttığı bir döneme gelmiştik Amerika'da. Enflasyon ABD özelinde 40 yılın zirvelerine ulaşmıştı ve aslında tüm dünyada da pandemi sonrasında biz böyle sinyallerin geldiğini görmüştük. İşte tam da böyle zamanlarda ekonominin sağlığı için dolaşımdaki paranın azalması ve enflasyonun düşürülmesi hedeflenmektedir. İşte tam da bu sebeple faiz oranları artırılırsa enflasyon düşer. Gelelim Fed faiz artırırsa Amerika'nın ana para birimi olan dolar ne olur konusuna. Fed'in faiz artırım süreciyle birlikte enflasyonun azalması ve ülkedeki dövizin artması o ülkenin ana para biriminin de diğer para birimleri karşısında değer kazanmasını sağlar. ABD dolarının değeri genellikle Dixie endeksi üzerinden takip edilir. Bu endeks ABD dolarının endeksin içindeki diğer 6 para birimi karşısındaki değerini gösterir. Bu para birimleri hangisi diyecek olursanız Euro, Japon Yeni, İngiliz Pound'u, Kanada Doları, İsveç Kronu ve İsviçre Frank'ı. Şimdi de borsa yatırımcısının merak ettiği bir diğer konuya geçelim. Faizler artarsa Tesla, Nvidia, Google, Microsoft yahut Amazon gibi teknoloji ve aynı zamanda da büyüme hisselerinin değeri neden düşer? Genel olarak baktığımızda Tesla, Nvidia, Google, Microsoft gibi
kasasına para giren büyüme şirketleri yahut zaman zaman zarar gösteren aslında Snapchat yahut Rivian gibi şirketler şu anki kazandıkları para üzerinden değil, gelecekte kazanması beklenen para üzerinden değerlendirilir. İşte tam da bu sebepten bazı şirketler zarar etmelerine rağmen kazançlarının 60-70 katı üzerinden fiyatlanırlar. Faiz ve büyüme oranı arasındaki ilişkiyi time value of money, yani paranın zaman değeri üzerinden açıklayabiliriz. Şöyle düşünelim, biri size gelse 1 milyon doları şimdi mi istersin yahut gelecekte mi istersin diye sorsa ne cevap verirdiniz? Elbette bu sorunun cevabı çok açık bir şekilde bu parayı şimdi istemeniz olacaktır. Kendi içimizde mantıksal bir açıklamamız olsun yahut olmasın, 1 milyon doları şu anda aldığımızda finansal bir enstrümanla bunu değerlendirdiğimizde ve bununla ilgili bir getiri elde ettiğimizde bariz bir şekilde finansal açıdan mantıksal bir karar olurdu. Hızlıca %5 getiriden 1 milyon dolarımızı değerlendirdiğimizde bir yıl sonra aslında 50 bin dolarımız olacaktır. Bu da bizim şu an aldığımız 1 milyon doları finansal bir enstrümanla değerlendirip bir yıl sonra 50 bin dolar daha elde etmemize yardımcı olur. Yani artık 1 milyon dolar artı 50 bin dolarımız olacak demektir. Kilit nokta da tam olarak buradadır. Getiri oranı ne kadar yükselirse, yani bu %5 ne kadar yükselirse gelecekteki paranın değeri de o kadar düşer. Yani faiz oranları ne kadar artarsa gelecekteki paranın değeri o kadar düşeceği için büyüme hisselerine olan ilgi de bir o kadar azalabilir. Yani az önceki örnekten devam edelim. Bu %5, %10 olduğunda gelecekteki paranın değeri artık şu anki 1 milyon dolara kıyasla 100 bin dolar daha ucuz olacaktı. İşte tam da bu sebeple artan getiri oranı, yani artan faiz oranı büyüme hisseleri, yani Nvidia, Tesla, Google gibi büyüme hisselerinin gelecekte kazanması beklenen parasının değerini düşürür. Büyüme hisselerine uygulanan bu değerleme yöntemine Future Cash Flow, yani gelecekteki nakit akışı yöntemi ismi verilir. Bu değerden belirlediğimiz yıllık getiri oranını, yani yukarıdaki %5 yahut %10 örneğindeki getiri oranını düştüğümüz zaman gelecekteki paranın değerinden yıllık getiri oranının düşünmüş halini buluruz. Bu değer yatırım yaptığımız şirketin gelecekte kazanacağı paranın değerini bize en net şekilde gösterir. Bu hesaplama yönteminde kullanılan yıllık getiri oranı ise ABD 10 yıllık tahvil faizi oranıdır. Şimdi de Fed faiz artırdığında geçmişte neler olmuş, ABD doları bundan nasıl etkilenmiş, gelişmekte olan endeksler bundan nasıl etkilenmiş yahut borsalar bundan nasıl etkilenmiş, biraz buna bakalım. Dolar tarafına baktığımızda doların doğası gereği faiz getirisi olduğu için Fed faiz artırdığında ABD doları yükseliş kaydeder. Peki neden diye soracak olursanız, Fed faiz artırdığında Amerikan doları daha fazla faiz sunacağı için yabancı yatırımcılar ellerindeki döviz miktarını dolara çevirmek ister. Bunun sonucu olarak ise Amerikan doları değer kaydederken gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde, ki bunların içinde Türkiye ve TL de var tabii ki, değer kaybı gözlenir. Örneğin Fed'in faizleri %1,75'ten %2,50 seviyesine yükselttiği 2018 yılına bakalım. Gelişmekte olan ülkelerin para birimleri endeksine baktığımızda kırmızı çizgilerle gösterilen yerlerde faiz oranlarında bir artış söz konusu ve tam da bu yerlerden sonra para birimlerinin değerinin düştüğünü gözlemleyebiliriz. Hemen buradan hareketle bir de 2019 yılına ve Fed'in %2,50 seviyesinden faizleri %1,75 seviyesine düşürdüğü zamana gidelim. Bu grafikte de çok net bir şekilde faiz indirimlerinin olduğu, kırmızı çizgilerin olduğu yerden sonra para birimlerinin değerinin yükseldiğini gözlemliyoruz. Şimdi de faiz artırımlarının 2018 yılında hisse senetleri üzerinde nasıl bir etkisi olduğuna bakalım. 2018 senesinde Fed'in faiz artırımlarının ardından endekste kısa vadeli bir düşüş olsa da ardından yükselişe geçtiğini grafikten de gözlemleyebiliyoruz. Yine 2019 yılındaki faiz indirimlerine baktığımızda da endeks önce iki kere düşüş yaşamış, ardındansa tekrar yükselişe geçmiş. Şimdiye baktığımızda ise 2022 yılından bu yana Fed'in faiz artış sürecinde olduğunu gözlemliyoruz.
Yıl 2023 ve halen Fed'in faiz artırımlarının devam ettiğini gözlemliyoruz. Ve elbette bu da borsalar üzerinde oldukça önemli düşüşlere neden oldu aslında geçtiğimiz yıl boyunca. Ve halen de etkisini sürdürdüğünü gözlemleyebiliyoruz. Fakat faiz artışlarının durması ve hatta faiz indirimlerinin de gelmesiyle birlikte önümüzdeki süreçte tıpkı geçmişte olduğu gibi boğa piyasası yani endekste ve hisse senetlerinde bir yükseliş bizi bekliyor olabilir. Özet geçmek gerekirse ekonomi bazen faiz artışlarını gerekli kılar. Çünkü enflasyon oldukça yükselmiştir ve bunu dengelemek gerekir. Ama unutmamak gerekir ki faiz her zaman borsanın en büyük düşmanıdır. Böylelikle bir akademi videosunun daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüzde FK oranı yani fiyat kazanç oranı nedir ve bu oran neden önemlidir? Beraber sizlerle bu konuyu inceleyeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.